Yan Koltuğun yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yine çok keyifli program bizleri bekliyor olacak. Yan Koltuk'ta bir avukatımız olacak. Ve karşınızda avukatımız Burcan bizlerle birlikte. İznini onayını almadan ücretsiz iznini ayırabiliyor işveren. Öyle mi? Yani evet, herhangi bir onay almadan ben evet. Seni ücretsiz izne çıkarıyorum diyor ve çıkarabiliyor. Aynen. Zorbalık adı altında yapılan birçok faaliyet TCK'da bakımına suç anlamına geliyor. Yan Koltuğun yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yine çok keyifli program bizleri bekliyor olacak ve bugün Yan Koltuk'ta bir avukatımız olacak. Kendisini de şu anda almaya geldim. Araca binecek ve bizim o güzel çekimimiz, bilgilendirici çekimimiz başlayacak. Ve karşınızda avukatımız Burcan bizlerle birlikte. Merhaba. Öncelikle hoş geldin. Hemen şöyle bir yumruklaşalım ve hazırsan Yan Koltuk başlıyor. Hazırım. Burcu, öncelikle hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. İyiyim Serkan. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Testlerimiz negatif çıktı. Evet. Maskeni de çıkarabilirsin artık. Rahatız yani. Evet, artık o kadar çok değil mi? Şey yapıyoruz ki, böyle korkuyoruz ki. Maalesef. Sürekli maalesef. Test. Nasılsın? İstersen çantanı da attın. Şu an rahatsın değil mi koltukta? Rahatım, aynen. Yan koltuk nasıl, iyi mi? Çok güzel. Araba süper zaten. Çok keyifli. Harika. Çok konforlu. Çok teşekkürler. Şimdi güzel işler yapıyorsun. Bugün de Yan Koltuk'ta bizimle berabersin. Dilersen başlayalım. Önce kendini bize bir tanıtır mısın? Ben Burcu Sırış. 14 senedir Ankara Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapıyorum. Evliyim. 2 çocuğum var. Ah, Allah bağışlasın, ne güzel. Amin. Hepimizinkine. Onun dışında Başkent Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Ticaret hukuku üzerine. Aktif işte ara buluculuk, bu ofis falan bayağı yoğun geçiyor. Ara bulabiliyor musun bari? Buluyoruz ya. Bugünlerde zor değil mi yani? Gerçekten ekonomik durumlar, onlar bunlar yaşananlar, insanlar evet, çok stresli. Evet, evet, hani evet. Aslında sen de bir psikolog gibi bunun analizini yapabilirsin. Çünkü sizin sektörde daha çok böyle gerilim söz konusu. Ve avukat deyince falan böyle bir tırsıyorum. Birazcık anlatsana, nasıl durumlar? Yani şöyle, tabii bizde avukata gelen derdiyle geliyor. Yani hani derdi olmayan zaten gelmiyor, gelmez. Gelmiyor, doğru, evet. Evet, hani çok mutluyum bu aralar. Halinizi, hatırınızı sorayım diye gelmiyorlar. Biz de tabii ki dert çözmek için varız. Dediğin gibi bu nedenle de biraz böyle psikolog gibi de oluyoruz. Çünkü gelenler bize A'dan Z'ye anlatmak istiyorlar. Doğru ya. Olayın başlangıcından sonucuna kadar. Dertlerini de anlatıyorlar, bir şekilde demiyorsun yani. Tabii yani. Çünkü zaten her ne kadar belki alacağı maddi bir alacak olsa da evet. Onun arkasında böyle bir manevi bir tatminsizlik oluyor. İşçi işveren uyuşmazlığında bile bu var. Ben patronumu çok severdim. Bana neden böyle baktı? İşçi de diyor, işveren de diyor ki ben onun için her şeyi yapmıştım. İşte neden böyle bırakıp gitti? Yani bu ilişkilerde bile işin çok manevi herkes yönü çok ya. Ağır. Herkes dertli değil mi? Maalesef aynen öyle. Burcu, bir pandemi dönemi var. Sadece Türkiye'de evet. Değil, tüm dünyayı gerçekten abluka altına aldı ve her şeyimizi değiştirdi. Bu süreçte tabii ki ticari kaygılar var. İşte işveren, işçi kendi aralarında bazı takışmalar oluyor. Evet. Bu süreçte şu anda işçi çıkarmak yasak değil mi? Aynen. Ya bu bazen böyle farklı yöntemleri kullanarak çıkaranlar da oluyor söylentisi var. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksin? Yani şimdi tabii bu konuya iki taraflı bakmak lazım. Hem işçi açısından hem işveren açısından. İşverenlere böyle bir yükümlülük getirildi. Evet, artık bu pandemi döneminde işçi işten çıkaramazsın. Neden? Bakıyoruz hani ekonomik koşullar, işçiler biraz daha mağdur olmasın diye. Tabii ama bu durum hiç işveren açısından çok değerlendirilmiyor. Evet. İşçi tabii evet. Ki daha mağdur. İşverenleri de çok mağduriyete uğrattı aslında ve uzadıkça daha da mağduriyet artıyor. Artmaya başlıyor. Biz buna geçen Mart ayında başladığımızda 2-3 aya biter diyorduk. Hep böyle bir önümüzde neyse herhalde 2-3 aya biter, 2-3 aya biter, bir seneyi devirdik. Şimdi yeniden tam kapanma geldi. 3 hafta boyunca kapanacağız belki. Değil, kapanıyoruz. O yüzden de hani işverenleri de çok zorluyor. Ama şöyle bir durum çıktı. Ücretsiz izni ayırabiliyor işveren. Önceden de ayırabiliyordu kanuna göre ama iş kanununa göre, ama şimdi bir geçici bir madde eklendi. Buna göre işçinin iznini, onayını almadan ücretsiz izni ayırabiliyor işveren. Öyle mi? Yani evet, herhangi bir onay almadan ben evet. Seni ücretsiz izne çıkarıyorum diyor ve çıkarabiliyor. Aynen, aynen. Evet. Yani işveren şu an bunu kullanıyor. Hı hı. O sırada tabii yine işçi mağdur ama işten ayrılmış olmuyor. Bu süreç geçtiğinde işine devam edebilecek duruma geliyor.
Yani durum böyle. Ne kadar gerçekten karma karışık bir durum ya. Yani evet. Yaşadığımız olaylar, durumlar. Peki böyle bir durumda diyelim ki bazen de şey oluyor. Hani işten çıkarmaları oluyor. Bazı Hı-hı. maddeleri kullanarak yapıyor işveren. İşte hani belki ahlak kuralları, belki işte evet. ne bileyim başka Tabii kurallar. Tabii haklı sebeple fesih evet. var. O devam. Olmayanlar kullanarak yapıyor. Onu nasıl açıklayacaksın? Mesela bazen böyle durumlar yaşanabiliyor. Ya yok ama çıkarmak için. İşçinin her zaman bunun için tabii ki dava hakkı var evet. biliyorsun. Yani işveren bununla beraber ihtar çekerek haklı nedenle feshettiğini öne sürse de işçi bunu kabul etmek veya buna göre davranmak zorunda değil. İşçi gidip bunu hukuk mahkemelerinde haksız nedenle feshedildiğini çatır çatır hakkını alır diyorsun tabii yani. Tabii ki onu ispatladığı noktada ya yani bunu işveren ispatlamalı zaten haklı nedenle feshettiğini. İspat yükü işverende. İşçinin böyle bir yükü yok. O yüzden de tabii ki hakkını alır. Yani hiç kimse hak kaybına uğramış değil. Şimdi pandemiyi konuşmuşken tabii evet. pandemide sadece işletmeler, işveren falan filan değil. Evde de bir işveren ve bir çalışan var gibi düşünüyorum olayı. Yani karı koca olayı. Bu dönemde ne oldu? Arttı mı? Tartışmalar, kavgalar ne oldu? Boşanmalar arttı mı? Burcu birazcık bilgi versene bize. Ya boşanmalar. Herhalde bu dönemde bir pandemi bebekleri arttı. Bir de boşanmalar arttı evet. herhalde. Bebekler de arttı. Doğru söylüyorsun. Evet. evet. Yani o işin güzel tarafı, işin kötü tarafı bize kalıyor tabii. Boşanmalar da arttı maalesef. Yani boşanma zaten aslında her zaman çok çok fazla. Yani gelir düzeyine hiç bakmıyor bu iş Serkan. Yani, kesinlikle. Benim işte eskiden böyle eski zamanlarda annelerimiz zamanında diyeyim. Ekonomik gelirim yok, işte bir güvencem yok deyip kadın ayrılamıyordu ama şu an o kadar çok ki. Şu an çok yani fazla yok, doğru ona söylüyorsun. Bakmıyorlar. Alırım nafakamı, alırım tazmin. Aman ayrılırım işte kendim çalışırım ne çekeceğim bunu diyor. Ama pandemiyle beraber arttı zaten. Bunu psikologlar, sosyologlar daha iyi analiz ederler ama herhalde aynı evde kalma veya işinin sona Bravo. Ermesi bu stresler insanları daha da arttırdı. Gerdi artık Gerdi. Doğru söylüyorsun. Ve bu da tabii ki ikili ilişkileri en çok birbirini gören insanlara yansıdı. Şimdi sende de oluyordur mesela hepimizin evinde oluyor. Düzenli olarak eşinle beraber evdesin beraber evet. belli bir süreden sonra artık bazı hareketleri hiç batmayacak şeyler sana batmaya başlıyor. Ya kendi kim olursa olsun o eşinse evet. eşin, annense annen. Çocuklara bile aynı şekilde. Çocuksa evet. çocuk evet yani kiminle o kadar süre kapalı kalınsa ve belirsizlik insanları daha çok tedirgin ediyor. Çok kötü stres şey arttırıyor. Ne oluyor genelde, ne diye ayrılıyorlar? Mesela ne diye şikayette bulunuyorlar genelde? Mesela kadınlar hangi şikayet daha çok fazla iletiyor? Hı-hı. Erkekler hangi şikayet? Yani genel anlamda eğer bunu genelleyecek olsak o kadar çok sebep var ki. Yani işte hakaret, şiddet, onun dışında eve işte bakmıyor, erkeğin işte ekonomik veya erkek evlilikte üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor diye şikayetler olabiliyor. Kadına geliyor mesela, kadın da atıyorum yemek yapmıyor, atıyorum yani şu anda temizlik Tabii, yapmıyor, hiçbir şey karışmıyor. Yani böyle şöyle, evlilikte bizim kanunen üzerimize düşen yükümlülükler var diyoruz. Hani bunu sıralamıyoruz ama işte bir erkek nasıl çalışıp getiriyorsa belki kadın da eve bakıyor gibi. Evet. Hani bunu illa erkeğe ve kadına özgüleyemeyiz evet, ama görevlendirmiyoruz ama tabii evet. ki üzerimize düşen yükümlülükler var. Bunların yerine getirilmemesi de tabii ki bir geçerli bir boşanma sebebi olarak öne sürülebiliyor ve hakim buna karar verebiliyor. Hakim her zaman boşanmaya da karar vermiyor Serkan. Ayrılığa da karar verebilir. Ya. Burada şey de diyebiliyor. Siz de ayrılın, bir gidin bir düşünün diyebiliyor. Ha, onu da söyleyebiliyor. Bir hafta mesela şöyle bir şey söyleyebiliyor mu? Bilmediğim şey söyleyeyim. Bir hafta bir görüşmeyin bakalım falan yapabiliyor mu? Ya bir hafta demez ona ama bir ayrılık süresi belirler. Şu kadar süre ayrılığa hükmediyorum. Hatta o zaman bir nafaka varsa tedbiren nafakalar veya hepsi uygulanır. Boşanmaya karar vermek zorunda değil. Hakimin takdirinde. Wow. Bak bunu ilk defa duyuyorum biliyor musun? Tabii hakim takdiri. Ya Allah düşmanı ile göstermesin. Boşanma kötü bir şey tabii ki yani değil tabii, mi? Tabii çok geçerli bir boşanma evet. sebebi yoksa eğer ki benim bir müvekkilimde yaşadık. Kadın o kadar istiyordu ki boşanmayı ama bir türlü şey yapamadı. İkna edemedi hakimi ve en sonunda o evlilik devam etmeye mahkum oldu. Sonunda yine tabii 3 yıl ayrı yaşarsın, yine gidersin davanı açarsın, bir sıkıntı yok ama hala kanunen sen onun la berabersin ve kanunen yükümlülükler doğuyor. Mirasından tut diğer her şeye varana kadar. Kadar şey. Doğru söylüyorsun. Burcu, günümüzde artık teknoloji bambaşka bir hale geldi. Evet. Ve tabii ki kişisel verileri koruma diye bir kavram çıktı. Hı hı. Bu kavramla ilgili birazcık bilgi alabilir miyiz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir şey bu? Ve herkes buna geçmeli mi? Bir şekilde bununla ilgili bir destek almalı mı? Birazcık detay verir misin? Şimdi kişisel verileri koruma kanunu diye bir kanun çıktı 2016'da. Ama bundan önce kişisel verilerimiz korunmuyor muydu? Tabii ki korunuyordu. Bir kere anayasal bir hak. İkincisi Türk Ceza Kanunu'nda cezai yaptırma öngörülmüş.
Ama 2016'da bu kanun çıktı. Bu kanunla beraber kişisel verinin tanımı yapıldı ve birçok tanımlar yapıldı. Veri işleyenlere de sorumluluklar getirildi. Sen verini nasıl işliyorsun, nasıl saklıyorsun, nasıl imha ediyorsun, kimlere aktarıyorsun ve sen benim kanundan öngördüğüm yükümlülükleri yerine getirmezsen ben sana yaptırımlar uyguluyorum dedi kanun. Ve bir uyumluluk sürecine girildi. Bu uyumluluk sürecinde ilk önce dedi ki tüzel kişilere 50'den fazla çalışanın varsa veya senin geçen yılki aktif bilançon 25 milyonu geçiyorsa sen benim kanunuma uyumlu hale gelmek zorundasın. Sonra bu kapsam gittikçe genişlemeye başladı ve hala genişliyor. Şu anda sağlık verisi gibi hassas nitelikte yani özel nitelikte kişisel verileri işleyenler dahil kanunla uyumlu hale gelmek zorunda öyle söyleyeyim. Bu kanunla uyumlu hale gelmek nedir? Verbis denen bir sicil var. Bu sicile kayıt olması gerekiyor. Bu kayıt olunurken sadece oraya gidip bazı şeyleri işaretlemekle olmuyor. Bu o kişisel verilerin nasıl işlendiği, nerede işlendiği, nasıl işlendiği o şirkete veya işte gerçek kişiye gidip bir envanter hazırlıyoruz. Bu envanter sayfalarca sürüyor öyle söyleyeyim. Envanter hazırlıyoruz. Bütün birimlerle tek tek görüşüyoruz. Onun dışında gizlilik sözleşmeleri, saklama, imha politikaları, disiplin prosedürleri bunları ayarlıyoruz. Yani bu aslında biraz kapsamlı uzun bir süreç. Kolay bir şey değil aslında yani. Evet, bayağı uzun bir süreç. Güzel bir şekilde o şirketi veya gerçek kişiyi kanunla uyumlu hale getiriyoruz diyebilirim. Yalnız şöyle bir yanlış anlaşılma var halkımızda ve aslında biz avukatların arasında bile herkesin arasında var bu. Bu verbise kayıt zorunluluğumuz yoksa biz bu kanundan muafmışız gibi düşünüyoruz. Ama hayır, hepimiz bu kanuna tabiiz. Hepimiz bu kanundan bir ceza alabiliriz. Yani bu ne demek? Ben bir kişinin kişisel verisini ihlal ediyorsam her türlü bu cezayı alırım. Bu anlamı geliyor. Hem TCK anlamında alabilirim, hem idari para cezası alabilirim kurumdan. Bunun dışında tabii ki iş uzar gider. Maddi kavat, manevi evet. Tazminata kadar gider bu iş. O yüzden kişisel verilerin ihlal edilmemesi çok gerekiyor. Önemli bir şey duyuyorsunuz. Ya bazen bize mesajlar geliyor. Eskisi kadar gelmiyor. Eskisi kadar gelemiyor. Çünkü cezası bayağı bir şey oldu. Onu da mesela merak ediyorum. Şimdi alakası bir yerden bize SMS geliyor. İşte şu kampanyamıza katılın, şöyle yapın, böyle yapın falan filan. Şimdi bazen kullandığınız operatör olabilir, işte ne bileyim başka şehir olabilir. Onlara belki hani reklamları açıyorsunuz bir şekilde. Onlar da sizin şeylerinizi, bilgilerinizi satıyor galiba, evet, değil mi? Evet. Dataları veriyor. Evet. Böyle bir durumda yaptırımımız var mı? Direkt nasıl bir sonuç alınıyor? Ne yapabiliriz? En çok şikayet gelen şeylerden bir tanesi bu mesela. Tabii ki söyleyeyim. İşte su arıtma cihazlarından arıyoruz sizi falan. Yani zaten direkt sizin kişisel verinizi nasıl elde ettiğin bir sorun o kişiye. Evet. Beni açıklama yapmak zorunda mı o anda mesela? Yani yok, kapatabilir telefon. Yani şimdi kim orada nereden, ne yapabiliriz? Kapadı diyelim. Kuruma şikayet edebilirsiniz birincisi. Veya arayan kişi hangi şirketse bir tüzel kişi atıyorum ABC anonim şirketini sizi aradığını belirlediniz. Şimdi o ABC anonim şirketinin tüzel kişi olarak verbise kayıt zorunluluğu var mı yok mu? Yani kanuna uyumlu hale gelmesi gerekiyorsa eğer o kapsamda bir şirketse onun zaten internet sitesinde ilgili kişi diye bir buton olması lazım. O butona tıklayıp oradan benim verimi nereden elde ettiniz? Ne yapıyorsunuz, nasıl saklıyorsunuz gibi kişisel verilerinizle ilgili hesap sorabilirsiniz. Aldığınız cevaptan tatmin olmadınız mı? O zaman gidip kuruma şikayet edebilirsiniz. Kurum da gerekli işlemleri yapıyor. Fazla değil mi cezaları? Ciddi, çok ciddi para inanılmaz, cezaları var. İnanılmaz, onları duydum yani. Gerçekten iyi cezalar var yani. 2 milyona kadar varan veya belki şu an tam şey yapamıyorum, daha fazla cezası var. Şimdi kişisel verileri konuştuk. Aslında bir kişisel veri sayılıyor mu bilmiyorum ama dijitalde sosyal medya var. Mesela bazen Instagram'dan işte diyorlar ki beni böyle yazıp işte tehdit et ya da altına yazılan yorumlar var, hakaretler var. Böyle bir süreçte insanlar neler yapabiliyor? Hakkımız nereye kadar? Nasıl bir sonuç alınıyor? Bununla ilgili birazcık bilgi verir misin bize? Tabii ki. Şimdi sosyal medyadaki şeyler tabii ki kişisel veri sayılıyor. Aslında kişisel veriyi tanımlayacak olursak şöyle basit bir tanım yapalım da ne olduğu anlaşılsın. Bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri. Yani ben işte Serkan Kızılbayır diyorum, evet. İşte TC'ni söylüyorum veya seninle ilgili bu Serkan'dır diye direkt seni işaret edebilecek her veri kişisel veridir. O zaman sosyal medyamızda zaten bizim kişisel verimiz oluyor. Çünkü oraya her türlü şeyimizi yüz. Hatta şöyle konum atıyoruz, oraya konum bildiriyoruz, her fotoğraf şey koyuyoruz, evet. Story koyuyoruz, o sırada ben işte şuradaydım diyoruz. Bir sürü kişisel verimiz var. Şimdi bu kişisel veri bir kere siber zorbalık diye bir kavram var. Nedir o siber zorbalık? Aslında TCK'da bir suç evet. olarak yazılan bir şey değil siber zorbalık. Ama siber zorbalık adı altında yapılan birçok faaliyet TCK'da bakımından suç anlamına giriyor. Mesela size sosyal medyanızdaki Instagram hesabında senin bir fotoğrafın altına yapılan yorumlar hakaret düzeyine geliyorsa bu bir siber zorbalık ve
Türk Ceza Kanunu bakımından hakaret suçuna girip sen bunun şikayete bağlı olarak takibini yapabiliyorsun. Yapabiliyorsun, evet. Savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyorsun. Bunların hepsi yani orada hani yapılıyor, orada kalıyor. İnsanlar tabii ki anonim olmanın da biraz veya ben sadece eleştirdim, bunun bir suç olduğunu bilmiyordum, gidip yüzüne karşı bir şey söylemedim ki diye düşünüp bu şeyi yapabiliyorlar ama bunların hepsi suç, hepsi de takibi yapıldığında cezasını bulan fiiller. Kişiler var. Peki şey merak ediyorum, mesela birisi senin fotoğrafını kullandı. Hı hı. İzinsiz kullandı. Uyarı mı gidiyor ilk başta yoksa hemen cezayı alıyor mu? Bir uyarı var mı mesela? Ya o direkt ceza aldık bir durum. Yani şöyle söyleyebilirim. Profil fotoğrafına baktın ki aa benim fotoğrafımı almış, profil fotoğrafı yapmış. Tabii bu Türk Ceza Kanunu bakımından da kişisel verinin zaten çalınması, ele geçirilmesi, artık ne amaçla kullanıyorsa o veriyle neler yaptı acaba? Onların hepsi bir önemli. Suç. Tabii tabii. Evet. Tabii yani yoksa yani kimlik hırsızlığı gibi bir şey. Doğru. Yani artık şu an kendince bir kavram uydurdum. Evet, programın sonuna geldik Burcu. Çok dinamik bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Böyle konuklara bayılıyorum. Zaman zaman da programın sonunda söylerim. Böyle hızlı hızlı ne varsa söyleyen konuklara bayılıyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Hemen ben sağ tarafta sosyal medya hesabında geçiyor. Sana ulaşmak isteyenler varsa buradan ulaşabilecekler. Finalde ne söylemek istiyorsun? Çok keyifliydi Serkan. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Böyle konforlu bir arabada. İyi oldu değil mi? Rahat aynen, rahat ha? Aynen, çok keyifli, çok keyifli. Öyle dediler. Burcu konforu sever dediler. Biz de öyle yaptık. Tamam, artık birazdan verirsen bir tur atacağım. Bir vereceğim. Birazdan vereceğim. Araç sende olacak. Harika. Bugün sende kalsın. Harika. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. İçinde çok güzel işler yapıyorsun. Bu anlamda da seni kutluyorum. Yan koltukta benimle beraberdin. Çok teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz. İnşallah. Hoşça kal. Sağ ol, bay bay. Evet, yan koltukta sona geldik. Bugün avukat konumuz vardı. Sevgili Burcu'ydu ve önümüzdeki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.